Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 67. sayfadayız ve Ali İmran suresinin 141. ayeti kerimesindeyiz. İnşallah oradan okumaya devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ Evet, 141 ve 142. ayeti kerimeleri birlikte okuduk, kelime kelime inceleyelim. وَلِيُمَحِّصَ temizlemesi içindir. Evet. Yani bu yaşadığınız olay, Uhud'da yaşadığınız acı niçindir? Aynı zamanda temizlemesi, Allah'ın ellediğine iman edenleri, iman edenleri arındırması ve yemhaka ve helak etmesi içindir. El kafirin, kafirleri de. Em yoksa hasibtum mi sandınız ki sonraki ifadeye bağlayarak soru ekini buraya getirebiliriz. En tedhulu gireceğinizi mi sandınız? Öyle mi hesap ettiniz? El cennete, cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve lemme ya'lem belli etmeden, ortaya çıkarmadan, evet ortaya çıkarmadan, belli etmeden, Allahu, evet Allah ortaya çıkarmadan, belli etmeden, ellezine cahedu, cihad edenleri, cehd edenleri ortaya çıkarmadan. Minkum, içinizden. Evet. Ve ya'leme, ve yine belli etmeden, ortaya çıkarmadan. Es-sabirin, sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Toplu meal verelim. Yine bu Allah'ın iman edenleri temizlemesi ve kafirleri de helak etmesi içindir. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden ve sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ 143. ayet-i kerime. وَلَقَدْ andolsun ki, yemin olsun ki, kuntum idiniz. Evet, kuntum sonraki fiille tamamlayan bir ifade, birlikte gelen bir fiil. Temennevne, temenni ediyor idiniz, istiyordunuz. El mevte, ölümü veya şehadeti istiyordunuz. Min kabli, önce. En telkavhu, siz onunla karşılaşmadan önce. Fakat İşte şimdi muhakkak ki gerçekten hakkıyla ra'aytumuhu, onu gördünüz. Yani ölümü gördünüz. Siz daha önce istiyordunuz ya, ve entum tenzurun, ama baka kaldınız. Evet, bakıp duruyorsunuz. Toplu meal verirsek, kasem olsun ki siz onunla karşılaşmadan önce Allah yolunda ölümü temenni ediyor idiniz. İşte şimdi onu gördünüz ama baka kaldınız. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ اَفَاِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى اَقَابِكُمْ 144. ayet-i kerimenin ilk kısmı. وَمَا مُحَمَّدٌ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, baştaki ma aslında nefi anlatıyor. Ancak illa ile olumlu bir mana vereceğiz. İlla, ancak Rasulün, bir peygamberdir. Bir Rasuldür. Kad halet, gerçekten gelip geçti. Muhakkak ki gelip geçti. Buradaki kat pekiştirme için geliyor. Min kablihi, ondan önce gelip geçti. Evet. Min kablihi, ondan önce. Er rusul, nice rasuller, peygamberler. Evet, Rasulün çoğulu rusuldür. Rasuller anlamında. Efe in, eğer mate, ölürse, ev veya kutile, katledilirse, yani öldürülürse, in galebtum, geriye mi döneceksiniz? Tüm sizi anlatıyor. In galebtum, dönecek misiniz? Ala aqabikum, ökçeleriniz üzerinde, topuklarınız üzerinde, gerisin geriye mi döneceksiniz? Evet, ayet-i kerimenin ilk kısmına toplu meal verirsek, Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçti.
Eğer ölür veya öldürülürse ökçeleriniz üzerinde geriye mi döneceksiniz? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ Ayet-i Kerime'nin devamını okuduk. وَمَنْ kim yenqalib geriye dönerse ala akibeyhi ökçeleri üzerinde veya topukları üzerinde felen yadurra asla zarar veremeyecektir veya asla zarar veremez. Buradaki len asla manası katacak yani pekiştirecek. Allah'a şeyen bir şeyle ve seyeczi karşılığını verecektir, mükafatını verecektir. Allah baştaki ve seyeczinin başındaki se ileride vereceği anlatıyor. Eşşakirin şükredenlere Allah mükafatını verecektir. Toplu meal verelim. Kim ökçeleri üzerinde geriye dönerse Allah'a asla bir şeyle zarar veremez. Allah şükredenlere karşılığını verecektir. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا 145. ayet-i kerimenin ilk kısmını okuduk. وَمَا كَانَ yoktur, olmaz. Li nefsin hiçbir nefsi için veya hiçbir nefse en temute ölmesi illa olmadan bi iznillah Allah'ın izni olmadan ölmesi olamaz. Kitaben o bir yazıdır, kaderdir, müeccele süresi belirlenmiş bir yazıdır, bir takdirdir. Evet, kitaben burada yazı ve kader olarak anlaşılacak. Ve men her kim yurid irade ederse yani isterse sevabet dünya sevabını isterse, nimetini isterse nu'tihi kendisine veririz minha ondan. Toplu meal verirsek Allah'ın izni olmadan hiçbir nefse ölüm yoktur. O süresi belirlenmiş bir yazıdır. Kim dünya sevabını, nimetini isterse kendisine ondan veririz. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ وَمَنْ كِمْ دَ يُرِدْ isterse evet, ثَوَابَ الْآخِرَةِ ahiret sevabını, ahiret yurdunu, mükafatını isterse nu'tihi ona da veririz. Minha ondan ve seneczi mükafatlandıracağız veya karşılığını vereceğiz. Eşşakirin şükredenlerin. Evet, şükredenleri mükafatlandıracağız. Toplu meal verirsek kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Şükredenleri mükafatlandıracağız. وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ Evet, 146. ayeti kerimeyi okuduk. Kelime kelime inceleyelim. وَكَأَيِّنْ nicesi vardır ki min nebiyyin peygamberlerden, nebilerden nicesi vardır ki katele savaştılar. Me'ahu beraberinde rabbiyune rabbaniler varken yani Allah'a bağlı erler varken ilimde derinlik sahibi kimseler varken kesirun birçok. Fema vehenu gevşemediler. Gevşeklik göstermediler. Evet onlar o savaşta. Lima esabehum başlarına gelenlerden dolayı veya isabet edenlerden veya musibetlerden dolayı gevşemediler. Fi sebilillah Allah yolunda. Ve ma zaufu ve zafiyet de göstermediler. Zaaf göstermediler. Ve mestekanu ve boyun eğmediler. Evet, aynı zamanda düşmana, musibete boyun eğmediler ve vallahu Allah yuhibbu sever, sabirin sabredenleri sever. Ayet-i kerimemize toplu meal verirsek, peygamberlerden nicesi vardı ki beraberinde birçok Allah'a bağlı erler savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler, zafiyet göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
Evet, 147. ayet-i kerime. Ve mâ kâne olmadı kavlehum, onların bir sözleri olmadı illa başka, en kalu demelerinden başka, ne demelerinden başka, Rabbena Rabbimiz, ıfir bağışla, lena bizim, zunubena günahlarımızı, evet bağışla, ve israfena ve israfımızı yani taşkınlığımızı bağışla, fi emrina işimizdeki, ve sebbit ve sabit tut ekdemene ayaklarımızı, ve ansurna bize yardım et, evet alel kavmil kafirin, alel kavmi kavme karşı, topluluğuna karşı, el kafirin kafirler topluluğuna karşı. Toplu meal verirsek, onların Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı sabit tut ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et demelerinden başka bir sözleri olmadı. فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فَآتَاهُمْ, onlara verdi. Allahu, Allah. Evet, Allah da onlara verdi. Sevabe dünya, dünya nimetini, dünya sevabını. Ve husne, ve en güzelini. Sevabil ahireti, ahiret sevabının, ahiretteki mükafatın en güzelini verdi. Vallahu, Allah yuhibbu, sever el muhsinin, muhsinleri yani ihsan edenleri, iyilik edenleri sever. Toplu meal verelim. Allah da onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Allah iyilik edenleri sever. Evet değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealine inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.